Merhabalar. Yeni konumuz Present Perfect Tense. Genellikle korkulan bir tense'dir. Ancak basit bir mantığı vardır ve bu mantık kavrandığında gayet rahat bir şekilde anlaşılması mümkündür. Bir takım istisnalar dışında Present Perfect'i Türkçe'ye yaptım ettim yani dili geçmiş zaman şeklinde çeviriyoruz. Peki madem bunu Türkçe'ye yaptım ettim gitti geldi dinledi izledi diye çeviriyoruz. Neden bunun adı Present? Çünkü her present perfect cümlenin arkasında şu ana kadar gibi bir anlam var. Yani present perfect'in mantığı ben şu ana kadar x eylemini geçmişte herhangi bir zamanda gerçekleştirdim şeklinde. Bu genel mantığı kavrarsanız present perfect'i anlamanız ve diğer tenslerden ayırmanız gayet rahat olacaktır. Tekrar ediyorum. Bir takım istisnalar dışında present perfect'in genel mantığı ben şu ana kadar X eylemini geçmişte herhangi bir zamanda yaptım şeklinde. Yani ben şu ana kadar Paris'te 3 kez bulundum. Kardeşim 10 kez yurt dışına çıktı. Şu ana kadar 3 farklı enstrüman eğitimi aldım. Petrol fiyatları son zamanlarda tavan yaptı. Araştırmalar sigara kullanımının sağlığa zararlı olduğunu gösterdi gibi cümleler için present perfect tense kullanıyoruz. Madem hepsini dili geçmiş zaman şeklinde çeviriyoruz. O zaman past simple'dan ne farkı var diyecek olursanız ise past simple tense'i geçmişte belirli bir zamanda gerçekleştirilmiş eylemler için kullanıyoruz. Ve şu ana kadar yaptım gibi bir mantık gütmüyoruz. Present perfect'te ise geçmişte belirsiz bir zamanda gerçekleştirilen eylemlerden bahsediyoruz ve şu ana kadar yaptım gibi bir anlam güdüyoruz. Present perfect cümleler Have has yardımcı fiili artı üçüncü halde bir fiil kullanılarak oluşturuluyor. Are you, we, they için have, he, she için ise has yardımcı fiilini kullanıyoruz. Olumlu, olumsuz, soru tüm cümlelerde have yardımcı fiili mevcut. Olumlu cümlelerde have, has yardımcı fiili fiilden önce, olumsuz cümlelerde yine fiilden önce haven't veya hasn't şeklinde, soru cümlelerinde ise özneden önce kullanılıyor. Şimdi kullanımına geri dönelim. Daha önce belirttiğimiz gibi present perfect tense'i geçmişte belirsiz bir zamanda şu ana kadar yaptığımız eylemler için kullanıyoruz. Dikkat etmemiz gereken noktalar şunlar. Belirsiz zamandan kastımız present perfect kullanılan for five years, 5 yıldır, since 2000, 2000'den beri, so far, till now, until now, up to the present gibi şu ana kadar anlamına gelen zarflar recently, lately gibi son zamanlarda anlamına gelen zarflar ve already zaten, just, henüz ve yet, henüz anlamına gelen zarflar. Dikkat edersek bu zaman zarfları past simple'ın zaman zarfları olan yesterday, dün, last year, geçen yıl, two months ago, iki ay önce, in 2000, 2000 yılında gibi belirli zamanları ifade etmiyorlar. Ve yine dikkat edersek present perfect tense zaman zarflarının sonuna şu ana kadar eklediğimizde anlamımız bozulmuyor. Örneğin, since 2000 I have changed five jobs. 2000'den beri 5 iş değiştirdim. Bu cümlenin sonuna şu ana kadar eklediğimiz zaman anlamsal bir problem yaşamıyoruz. Ancak in 2000 I started my second job. 2000 yılında ikinci işime başladım cümlesinin sonuna şu ana kadar eklediğimiz zaman cümlede anlamsal bir problem oluşmuş oluyor. Yani özetle present perfect ile geçmişte belirsiz bir zamanda gerçekleştirdiğimiz eylemlerden bahsediyoruz. Gördüğümüz gibi eylem geçmişte ve yaptım, ettim şeklinde çevriliyor. Ancak bu cümlede şu ana kadar yaptım anlamı veriyoruz. Present anlamı da şu ana kadar anlamından gelmiş oluyor. Past simple'da ise geçmişte belirli bir zamanda gerçekleştirdiğimiz bir eylemden bahsediyoruz ve şu ana kadar anlamı vermiyoruz. O zaman present perfect ile ifade edilen eylemlerin devam etme anlamı yok mu? Yani I have worked in this company for five years. Yani bu şirkette 5 yıl çalıştım diyen biri halen çalışmaya devam etmiyor mu? Bunu ekstra bilgi verilmediği sürece bilemeyiz. Bu cümleyi kuran kişi o şirkette o gün işi bırakmış olabilir. Veya şu ana kadar 5 yıldır çalıştığını ifade edip halen çalışmaya devam ediyor da olabilir. Bizim için bu cümlede önemli olan şu ana kadar 5 yıldır o şirkette çalışmış olduğudur. Gerisiyle ilgili fikir yürütmek için ekstra bilgiye ihtiyacımız var. Özetle present perfect tense bu şekilde. Şimdi örnek sorularla present perfect tense'i inceleyelim. Present perfect ile ilgili birçok soru gelebilir ve bunlar birçok türde olabilir. Ancak genel olarak iki ana soru türü var. Zaman zarfı olmayan present perfect içerikli sorular ve zaman zarfı olan present perfect içerikli sorular. İlk sorumuzu inceleyelim. The statistics published by the National Statistics Agency that the food production in our country dramatically. İlk soru tipimiz herhangi bir zaman ifadesinin kullanılmadığı present perfect soru türü. Daha önceki videolarımızda tense sorusu çözerken herhangi bir zaman ibaresi göremediğimizde present tense'lere yönelmemiz gerektiğini belirtmiştik. Aynı durum present perfect tense için de geçerli. Present perfect zaten şu ana kadar gibi bir arka plan anlamı yüklendiği için ekstra bir zaman zarfı ile kullanılmasına gerek olmayabiliyor. Soruyu yan cümleyi başlatan that ifadesinden ortaya bölüyorum. İlk kısımdan that'e kadar ana cümlem, kalan kısımda ise yan cümlem var. İki tarafı da incelediğimde herhangi bir gelecek zaman veya geçmiş zaman ibaresi göremiyorum. Ve iki tarafında present tense'ler olması gerektiğine karar veriyorum. Seçenekleri incelediğimde iki tarafında present tense olduğu tek seçeneğin E seçeneği olduğunu görüyorum. E seçeneği doğru cevabımız. Anlam ise Ulusal İstatistik Ajansı tarafından yayınlanan istatistikler, ülkemizde yiyecek üretiminin keskin bir şekilde arttığını gösterir, şeklinde. Bu tür Present Perfect sorularında dikkatli olmak gerek. Çünkü herhangi net bir zaman ifadesi mevcut değil. Net bir zaman ifadesi olmadığında herhangi bir Present Tense'e yönelebiliyoruz. Bu Present Simple olabilir, Present Continuous olabilir, Present Perfect olabilir, Present Perfect Continuous olabilir. Bu konuda dikkatli olmak gerek. Geçmişte veya gelecekte belirli bir zaman ifadesi verilmeyen bu tür sorularda genellikle iki tarafında present olduğu tek bir seçeneğimiz olur. İki tarafında present olduğu iki seçeneğin olması durumunda ise fiile göre veya herhangi başka bir faktöre göre fikir yürütmek gerekir. İkinci sorumuzu inceleyelim. Small scale or large scale, a lot of conflicts, in Balkans so far since Yugoslavia in 1989. İkinci soru tipimiz. Present Perfect ve Past Simple'ın aynı cümlede kullanıldığı sorular. Aslına bakarsak genelde zaman zarfları olduğu için bu tür sorular daha kolaydır. Soruyu yan cümleyi başlatan since yani den beri bağlacı itibariyle iki parçaya ayırıyorum. Since'e kadar olan ana cümleyi ayrı, since'den sonra olan yan cümleyi ise ayrı inceleyeceğim. Ana cümlemde so far zaman zarfı hemen gözüme çarpıyor. Ayrıca yan cümle de since yani den beri ile kurulup ana cümleyi etkilediği için ana cümlemin present perfect olması gerektiğine karar veriyorum. Yani şu ana kadar Balkanlarda birçok karmaşa patlak verdi gibi bir anlam arayıcı. Since sonrasında gelen yan cümleme bakarsam ise 1989'da şeklinde belirli bir geçmiş zaman ifadesi mevcut. Burada ise past simple kullanmam gerektiğine karar veriyorum. İlk tarafın present perfect, ikinci tarafın ise past simple olduğu seçenek yani A seçeneği doğru cevabımız. Diğer seçeneklerimizde bu durum mevcut değil. Anlam ise Yugoslavya'nın 1989'da dağılmasından beri Balkanlarda şu ana kadar küçük veya büyük çaplı birçok karmaşa patlak verdi. Genel olarak present perfect tense ve örnek birkaç sorusu bu şekilde. İnternette ücretsiz tens soruları aracılığıyla bu konuyla ilgili pratik yapmanız yararınıza olacaktır. Genelde korkulan bir konudur ancak mantığı oturtulduğunda yaşanılabilecek potansiyel sorunların en az düzeye indirileceğinden emin olabilirsiniz. İyi çalışmalar dilerim.